Herkese merhaba, ben Melih Esat Açıl. Bir önceki videoda Kanal İstanbul'la ilgili detaylı bilgilendirme yapmıştım. Ve Ekrem İmamoğlu'nun yalanlarını da aktarmıştım kanalla ilgili. Bunu da söyleyeyim mi? Çünkü birçok yalanı var. Kategorize etmem gerekiyor çok olduğu için. Ve Celal Şengör'ün de yalanladığını, hatta kendi kendini canlı yayında yalanladığını da aktarmıştım. Psikolojim oraya kadar izlememe müsaade etti. Çünkü o kadar çok yalana maruz kalınca insan tabii dayanamıyor. Bugün biraz daha kendimi toparlayınca devamını izledim ama izlemez olaydım. İzlemez olaydım. Buradan da uyarıyorum. Birazdan izleteceğim görüntüler hakkında uyarıyorum. Sizleri sevdiğim için, kıymetli bana destek olanlar, bu kanalı destekleyenleri çok sevdiğim için uyarıyorum. Bakın, psikolojisi kaldırmayacak olanlar olabilir. Birazdan izleteceğim vaka, çoklu kişilik bozukluğu, egoizm, narsizm, bunların hepsini içeriyor. Yalanlar, yani bir ciddi bir gerilim filmi gibi. O yüzden uyardım, baştan söyledim. Bunu da bilin. Şimdi, devamında, önce şunu söyleyeyim, şunu aktarayım. Devamını zaten izleteceğim ama Celal Şengör'ün konuşmasını da buraya koymak isterdim ama bayağı uzun. Bir de telif durumu olduğu için video kaldırılabilir diye hemen hızlıca aktarayım. Çünkü diğer kısım biraz daha kısa nispeten. Diyor ki Celal Şengör telefonu açar açmaz benim söylediklerim hakkında saçma sapan şeyler konuşuluyor. Bir kere asla depremi tetiklemez diyor. Depremle bir alakası yoktur diye defalarca söylüyor. Açık bakabilirsiniz. Bunun dışında da diyor Ekrem İmamoğlu işte yapacağı çalıştaya davet ettiğini söylüyor. Ancak benim geri çevirdiğimi aktarıyor. Şunu söylemiyor neden çevirdiğimi. Ben oradaki uzmanlara baktım. Hiçbirisi alanda uzman kişiler değil. Özellikle jeologlara baktığım zaman hiçbirisi alanda yeterli olan kişiler değil. Bu siyasi bir çalıştaydır diyor. Bakın bunu söyleyen Celal Şengör. Hani dersin ki hükümete yakın biri söylüyor şöyle. Yok Celal Şengör'den bahsediyoruz. Hani bildiğiniz Celal Şengör. Hani Ekrem İmamoğlu'nu da hatırlarsınız. Emrinizdeyiz, emrinizdeyiz. Biz bilim adamının emrinizdeyiz dedi. Ki biraz da izleyeceğim videoda da sinirleniyor. O Celal Şengör bağlandı. İzleyin. Devamında onu konuşalım. Bunları söylüyor. Ha şunu da söyleyeyim. O da vardı. Bir vatandaş olarak da diyor. Orada yeni bir şehir yapılanmasının olması işte uygun değildir tarzında söylüyor. Ama ben uzman değilim diye oranın da altını çiziyor. Bakın ben uzman değilim. Sadece bir vatandaş olarak görüşüm diyor. Bir önceki videoda zaten aktarmıştım. Orada yeni bir şehir kurulmasından öte şehrin o yoğunluğunun taşınması söz konusu. Yeni bir alan açılması. Yani birçok büyük şehirden de örnekler vermiştim. Yani şehirlerin o yoğunluğunu oraya taşıyorsun. Bugün İstanbul'a baktığınız zaman Avrupa yakası artık çile olmuş durumda. Üst üste binmiş durumda. Oraya bir akıllı şehir. Bir de yani marinasıyla şehirleri rahat, geniş alanlı bir şehir. Üst üste değil. Bu projelerde olan şey zaten. Ki bu bilim insanlarının da projeyi en çok takdir ettiği kısım. Yani o kanal olmasının yanında bir de orada akıllı şehir kurulması. Bir önceki videoda zaten detaylı izleyebilirsiniz. Konuyu dağıtmayayım çünkü burada ciddi bir vaka söz konusu. Şimdi izleyeceğiz ama ondan önce sizlerden ricam. Lütfen aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu önemli. Sizlerin destekleriyle kanalımız büyüyor. Hızlı bir ivme yakaladık. O yüzden izleyenler hemen aşağıdan birkaç tanesini ayırıp aşağıdan abone olsun. Bildirimler açsın. Bekliyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Bunun dışında videoyu da beğenin ki video ön plana çıksın. Bakın bu önemli. Bazen izleyip güzel falan diyebilirsin ama beğeni tuşuna basarsanız hem bunu belli edin hem de video daha çok işin ön planına çıkıyor. Onun için teşekkür ederim. Bir de katıl butonu var aşağıda. Burada bağımsız yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir kuruma bağlı değilim, hiçbir kuruluşa bağlı değilim, hiçbir yerden destek almıyoruz. Sizler bu kanalı ayakta tutuyorsunuz. O yüzden aşağıdan katıl butonundan bize destek olabilirsiniz. Kanalın ihtiyaçları var, ekipman ihtiyacımız var. Bu yayınları daha işte uzman, alandaki uzman kişilerle de tartışabiliriz ama dış çekim yapacak şu an ekipmanımız yok. Katıl butonundan durum olanlar destek olabilir. Onlar özelde bir WhatsApp grubu kuracağım. Tabii sayı yükseldiği zaman. Onu da söyleyeyim. Öyle pozitif durumlar oluşturacağım inşallah. Çünkü destek oluyorlar malumunuz. Evet şimdi o görüntüleri izleyelim. Ama ekranı küçük olarak koyacağım. Çünkü telif durumu oluyor. O yüzden dediğim gibi Celal Şengör kısmında uzun olarak koyamıyorum. Buraya ufak olarak koyacağım. Zaten ses net olarak duyuluyor. Beraber izleyelim. Ben de şöyle biraz şu tarafa geçeyim. Şöyle açayım. Evet. Gidecek Yürüm misiniz? Daha küçük toplantı yapılırsa gider misiniz? Ve doğru adamlarla. Yani ben Sayın Başkan'ın beni davet eden yanımdaki servis başlarına veya servisteki arkadaşlara izah ettim. Dedim ki bana gönderilen programda baktım. Mesela jeolojiyle evet, ilgili kısımda oradaki isimlerin hepsi yanlış. Peki Celal Bey çok teşekkür ediyoruz. En azından netleşmiş oldu sizin görüşleriniz. Evet, yani, evet, efendim Celal taraftardır ama öyle bir şey yok.
Evet. Şeyden ne tarafıyım zaten. Ne de karşıyım diyorsunuz. Peki. Efendim? Ne destekliyorum ya da desteklemiyorum diyemem ama yeter kendi açımdan. Adam gibi çalışılsın. Anladım. O zaman çıkar, yapılsın mı yapılmasın mı? Tamam. Peki efendim. Ama adam gibi bilimsel çalışılması lazım. Evet. Peki. Çok teşekkürler Celal Şengör'e. Rica ederim. Sağ olun efendim. Bunun için ben teşekkür ederim. Çok sevgiler hocam. Çok teşekkürler. Ben paylaşabilir miyim? Türk Hava Yolları Eski Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu. Başkanın eleştirdiği havalimanı alanı ideal bir alandır. Atatürk Havalimanı Avrupa'nın en yoğun 4 havalimanından biriydi. Fakat yüz ölçümü en küçük havalimanıydı. Atlanta 63 kilometre kare, evet. Denver 135, Denver dünyanın 15. büyük havalimanı yolcu bakımından da Frankfurt 43 metre kare, İstanbul 76 kilometre kare ile dünyanın ikinci yüz ölçümü bakımından Kral Fuat Havalimanı 77 kilometre birinci sırada diye bir bilgi notu. Ben de o zaman havalimanıyla ilgili bana bir bilgi geldi, tamam, onu da söyleyeyim, paylaşayım. Gökhan Şengül'den İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İletişim Direktörü diyor ki Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nın aynı anda ticari yolcu uçuşuna açık olması hava sahası kullanımı açısından mümkün değil. Orası genel havacılık ve özel iş jetleri uçuşuna açık olacak ama ticari yolcu uçuşları İstanbul Havalimanı üzerinden yapılmak zorunda. Özetle Atatürk pistleri bizim pistlerin yaklaşma rotası altında, Atatürk'e yapılan inişler bizimkiyle koordine edilerek yapılıyor. İki havalimanının ortak çalışması uygun ve güvenli değil, İstanbul hava sahasını daha tehlikeli hale getirir. Bu arada Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir bilgi sayemizde geldi. Sayemizde bütün birimler Türkiye bilgilendirme ben çabası de, ve gayreti ben içinde. Ben de ortak yeri tekrar edip yalnız benim anlamadığım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne cevap vermekte zorlanan birimler sağ olsun gazetecilerimizle gayet iyi temas kuruyorlar. Onun için biz de canlı yayın takip ediyoruz. Sayın Şengör'de dahil onun altını çizeyim yani. Biz de kamu görevi görüyoruz. Diyor ki izninizle Ulaştırma Bakanlığı planda yer alan sağlık turizmi, ekoturizm, üniversite, spor alanı, turizm fonksiyonlarını niye görmüyorsunuz? Bunlar da aynı planda. Bunlar üretim ve kalıcı istihdam sağlayacak diye de ilave ediyor. Ya şunu söyleyebilir miyim? Ben tabii müdahale etme hakkım belki var yok bilmem ben yayıncılık şeyini ama Celal Şengör'ün de telefonla buraya bağlanması yanlıştı. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Burada 4 gazeteci arkadaşımız var. Bağlamanız yanlıştı. Çünkü Celal Şengör'e ben telefonda cevap vermem. Doğru değil. Konuşuruz. Ben herhangi bir konuğunuz değilim. 16 milyonluk kentin belediye başkanıyım. Celal Bey buraya gelseydi ben onunla yüz yüze sohbet ederdim. Bilim insanı olarak saygı duyduğum bir insan. Söyledikleri bence %30 anlaşıldı, %70 anlaşılmadı telefon kalitesinden. Bir, ben depremi tetikler demedim, açıklamam, toplantı tutanaklarım burada var. Söylediğim şey net. Şimdi 4 madde sıraladı. 3'ü kanalın aleyhine, yani kanalın yapılmasının aleyhine. Bir tanesi de diyor ki kesinlikle depremi tetiklemez. Bu arada, ben de konuşmamda dedim ki, zaten ben demiyorum ki gidip de 8 kilometre açıktaki ana deprem fayını tetikleyecek demiyorum ki. Ama depremle ilgili sorunu var bu şehrin diye bir açıklama yaptım. Sayın Başkan, şimdi bakın, ben arada bakın size sordum. Hayır, ve yayına, bana sormadınız. Bana ne söylediniz biliyorum. Bana evet. Sormadınız Didem Hanım. Bana sormadınız, bana ne söylediniz biliyorum. İtirazınız olmadı ama. Hayır, bana ne söylediğinizi biliyorum. Ben itiraz hakkım var mı yok mu bilmiyorum dedim bakın. İtiraz hakkım var olsaydı mı yok mu bilmiyorum. Tabii ki, tabii ben ki. Bu konuda deneyimli bir televizyon insanı değilim birilerinin söylediği ama gibi. Sayın, şunu sayın söylemeye başkan, çalışıyorum. Siyaseti çok şunu fazla söylemeye çalışıyorum. Hayır ben yani. Ben siyaseti öğrenmedim. Ben ya düzgün, çok biliyorum. Düzgün tavrı öğrendim. Siyasetten bildiğini siyasetten anlamam. Benim tek konuklarıma çok saygı duyuyorum ama siz istemeseydiniz bağlamazdık. Bir şey daha söyleyeyim. Bana sormadınız. Bana ne söylediğinizi biliyorum diyorum ve anlatmıyorum. Peki. Tamam Didem, isterseniz şöyle, anlatayım. Başkanım şöyle anlatayım bir, mı? Şöyle bir anlatmayayım. Bir, peki. Devam. Şöyle bir o zaman, nokta bir saniye, bulalım mı? Deniz Bey lütfen. Bir bu, ikincisi gazeteci arkadaşlarım eğer mesajlar üzerinden benimle paylaşımda bulunacaksanız o kişilere tavsiyem ben cuma günü deprem çalıştayındayım. Hamdi Bey de buyursun gelsin. İGA'nın yöneticisi de buyursun gelsin. Muhtemelen davet edilmiştir İGA. Sayın muhtemelen. Başkan bu her yayında böyle olur. Şimdi, hayır şimdi her yayın de, değil bu. Sayın bakın başkan, bu her yayın değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile siz tercih edildiniz. Tamam. Habertürk tarafından o zaman, sayın konuşuyoruz. Siz donanımlı haldesiniz. Gelip bana soru yani sorarsınız. Gelen bilgileri size şöyle, aktarmıyor hayır mu? Şöyle düşünün. 30 tane mesaj okusanız. O zaman anlamıyor ki sizin burada olmanızın. Didem Hanım mesajları okusun bana. Ben cevap vereyim. Şöyle bir şey bağlıyor yani siz 4 kişi gazeteci olarak konuşurken bunu yapın.
Ama karşınızda Ekrem İmamoğlu var. İstanbul'un 16 milyon insanını temsil ediyor. Şimdi o zaman, sorularınızı sorun, cevabınızı alın. Sayın Başkan, tamam. Bir dakika, ben de şunu söyleyeyim. Tamam. Şimdi Celal Şengör, izleyiciler yanlış anlamasınlar. Ben de 30 yıldır yaklaşık bu işi yapıyorum. Şimdi Celal Şengör yayına bağlanmak istediğini söyledi. Ve dedi ki bana telefonda, arkadaşlar getirdiler. Nagihan Hanım doğruyu söylemiyor. Ben bunu yayında söylemek istiyorum dedi. Ben de Sayın Başkan'a dedim ki, Sayın Başkan, Celal Şengör yayına bağlanmak istiyor. Nagihan Hanım'ın söylediklerinin doğru olmadığını söylüyor. Dolayısıyla bağlamamızı ister misiniz dedim. Sayın Başkan itiraz etmedi. Bu cevap bilgi, vermedim. Cevap vermedi. Ama vermedim, ben size, cevap vermedim. Bak, size söylediğim Sayın hiç Başkan. Hiç cevap vermedim. Böyle Başkan, durdum. Sayın Başkan ben asla yani Celal Hoca'nın sadece açıklaması oldu. Ben hiç Nagihan cevap Hanım, vermedim Nagihan Didem Hanım. Bir saniye. Böyle oldu mu olmadı mı? Aynen öyle oldu. Tamam, öyle ama oldu. Ben cevap vermedim. Evet, size. Bilmem üzerine, dedim bak yanlış dedim ama bilmem itirazı dedim. Etmedi. Peki bu polemiği kapatıyoruz. Ben başkanı söylediğim bu itiraz hakkım var mı yok mu bilmem dedim bakın. Ben konuyu değiştireyim. Evet. Ne diyor? Celal Şengör'ün canlı yayına bağlanması da yanlıştı diyor. Kendisi daha önce ne diyordu? Emrinizdeyiz hocam, emredin hocam, hocam. Bunları söylüyordu. Şimdi tabii aleyhine konuşunca bence yanlıştı diyor. Bence yanlıştı. Daha devamında konuklar bilgilendirme yapıyor. Üzerine diyor ki, yani bilgilendirme yaptığı şeyler de ne biliyor musunuz? Yayını ben izlediğim için söyleyeyim. Atatürk Havalimanı ile ilgili yine yalan yanlış bilgiler veriyor. İşte buranın boş olması nedir, şudur, budur. Bir sürü şey söylüyor. Onda, yetkililer de açıklama yapıyor. Üzerine diyorum, aa bugün herkes işte bilgilendiriyor. Ne güzel bizim sayemizde. Alttan laf sokuyor bildiğiniz. Hatta Celal Şengör'ün de altını çiziyor. Özellikle Celal Hoca da bilgilendiriyor diye altını çiziyor. Oradan bir iması da var. Yani daha da ötesinde aslında da. Niye sence? Çünkü yalan atıyorsun. Yalan atıyorsun. Ona Celal Şengör yanlıştır. Oldu Celal Şengör'e konuş. Deprem tetiklerde bilmem ne de şu da bu da. Adam bağlansın işin uzmanı olarak. Bence yanlıştı diyor. Bence yanlıştı. Bir de gazeteciler de şey öğretiyor. Siz niye o bilgilendirmeyi okuyorsunuz? Efendim böyle bir şey olur mu? Ben 16 milyonluk İstanbul'un belediye başkanıyım. Efendim diyor. Herkes aynısı yapılıyor yani her şeyde bir bilgilendirme çünkü yanlış bilgi var. Yani bir yanlış söylüyorsun. Konunun şeyi oradaki bir hakkında ithamda bulunuyorsun. Adam diyor ki yanlıştır bu. Üzerine diyor ki ya bu herkes yaptığım şey. Ben herkes diyelim ki bu herkesin yayını değil. 16 milyonluk İstanbul'un. Ya bu nasıl bir egoizm? Bu nasıl bir narsist? Bu nasıl bir kişilik bozukluğu? Bu nasıl bir insan ya? Üst üste yalanlar söylüyor. Kızarıp hocam doğru bir araştırmamış bakmaz. Çünkü adam diyor ki bu yapılacak Çalıştay İşte işin öğrenilmesi için falan değildir. Blaylaylom diyor. Bu siyasidir diyor. Orada şey yok diyor yetkin. Emrindeyiz diyordun ya. Emrindeyiz. Niye diyorsun o zaman? Evet. Aleyhine şey yaptın. Bu, diyorum ya ben. Gerçekte böyle sevgi şey gözüküyor. Bu çok ciddi, sinirli, egoist, narsist bir kişilik bozukluğu olan birisi. Daha önce gazeteci dövmesi, Beylikdüzü'nde polis karakolunu bası, polislere küfür edip polislere saldırması. Bunları unutmayın. Bu kişiden bahsediyoruz. Bunları ben aktardım. Bu bizi düzenli takip edenler İyi tanırlar. Ama bilmeyenler de eski videolarımız var. Aylar öncesinden ta. Bakın. Bir de başta da şunu da söylüyor. Yine orada da. Şeyini yapmıyor. Halk oynamaya devam ediyor. İşte 4'te 3'ü zaten lehimize diyor. Ulan 4'te 3'ü lehinize dedi. Diğer o 3 şey araştırılsın. Daha iyi yapılsın. Benim uzmanlık alanım bu değil diyor. Benim uzmanlık alanım olan da ben söylüyorum diyor. Depremi tetiklemez diyor. Benim uzmanlık alanım bu. Ama suyla ilgili de çalışma yapılsın diyor. Hatta onu da aktarayım işte. Su konusunda da konuşuyor. Bu nasıl olacak diyor. 1850'lerden bir örnek veriyor. Bununla ilgili detaylı güzel bir çalışma sonucu da bunun kararı ortaya çıkar diyor. Yani böyle söyleyeceğiz Aşen Görü. Bu çalışmalar iyi bir şekilde yapılırsa buna karar verilir diyor. Bizim lehimize konuştu diyor. Sen bak yayında da şu da aklıma geldi onu da söyleyeyim. Soruluyor referandum yapılırsa evet denilirse halk evet derse tamam diyeceksiniz değil mi diyor. Yani bu normal herkesin değil mi evet demiş. Hayır ona da şey değil diyor. Hayır yine hukuki mücadelemizi yapacağız referandum iş bitireni değildir. Referandum olunca her şey bitti mi diyor. Halkın kararına karşı bunu söylüyor aynı yayında söylüyor. Açın bakın bu söylediklerime de eğer şey yapıyorsanız yayını izleyin 2-3 saatlik yayın. İzlediğim şeyler. Böyle birinden bahsediyoruz ya. Ha su demişken aklıma geldi. Onu da söyleyeyim. Celal Şengör su falan demiştim. Bununla alakalı da çalışma var. Termos'taki o biliyorsun İstanbul'un geniş alanına su veren yerin kapasitesinin artırılması, eksiklerin giderilmesi için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. Resmi gazetede yayınlandı. Bunu da aktarayım. Yani herhalde ona göre yapılıyor bu proje. Ama bununla alakalı da
şey ne diyor Ekrem İmamoğlu? Biz denetledik, o şekilde oldu diyor. Biz denetledik. Cumhurbaşkanının yaptırdığını, bunun Cumhurbaşkanının desteklediğini söylesene. Devletin bütçesi falan bunlardan, bunlar yok. Sorun Ekrem İmamoğlu'nun kendisi. Ya şu sadece şu yayından bile bir insanı tanırsın biliyor musun? Şu yayına baksan, bak hiç o valiye it demiş, şunu yapmış, bir sürü yalanlar söylemiş, bilmem ne yapmış, sinir bastı falan hiç. Şu yayını izlese, mantıklı, sağlıklı düşünebilen bir insan görür zaten nasıl bir kişiyle karşı karşıya. Kişilerle diyeyim hadi. Görür. Ama bir de şu var mesela, orada diyor ya, ben herhangi bir konunuz değilim, ben bilmem neyin başkanıyım, şöyle böyle. Orada İsmail Saymaz var mesela, Deniz Zeyrek var. İsmail Saymaz her olayda şey gibi çığıran, kuruna basılmış kedi gibi bağırıp çığırmayı biliyor yayınlarda. Söyleseydi ya, sen gazetecilerle nasıl konuşuyorsun, burada biz işimizi yapıyoruz. Herhalde bilgilendirme gelen şeyi okuyacak. Ya bu mesleğin en gerçekçi şeyidir. Bu herkes, bu hep yapılan bir şey. Ama yok. Yok. Ekrem İmamoğlu olunca zaten bir tane şey soru sormadı. Onu destekleyecek şeyleri söyledi, sonra sorusunu soruyor. Önce bilgiyi veriyor, sonra sorusunu. Yayını izle. Al. Bir de onların şeyine göre çağdaş aydın şey anlayışı böyle. Hani baktığın zaman millete diyor ya bazılarına, işte taraflı yok ne daha da şey. Ne diyorlar? Yalaka, yandaş falan deniyor ya, diyorlar ya onlar. Bir bak bakalım sen kendine. En azından yalanın yandaşı değil insanlar. En azından o insanlar yalanın, iftiranın, bir narsistin, bunu yandaş değil. İnsanlar vatanın, milletin, devletin ve inandığı, doğru bildiği yolu destekleyebilir. Sen kendine bak. Yalanlara rağmen orada sana adam hakaret ediyor. Sen orada duruyorsun öyle. Gerçi Didem Aslan güzel bir laf söylüyor. O arada kaynamasın. Maşallah siz siyaseti iyi öğrenmişsiniz diyor. Biz kaç yıldır bu işi yapıyoruz. Bu hep böyledir diyor. Ama karşıda Ekrem İmamoğlu olunca işte iş zor. Zor zor zor. Aslında bugün biraz daha kişisel gelişimle ilgili bir yayın yapmak istiyordum. Hafif gündem duruldu falan derken, ancak bunu yayınlamasam içimde kalırdı. Çünkü biliyorsunuz bizim bu kanalda Ekrem İmamoğlu öğreniyorum diye bir serimiz var. Ekrem İmamoğlu öğreniyorum. Şimdiki bölümümüzde kişiliğiyle ilgili herhalde bir 15. falan dersimiz olabilir. Daha önce defalarca aktardığımız farklı kişilik bozuklukları üzerine, sinir hastalığı, işte egoist, narsistik, ondan sonra bipolarlık falan, bunları işlemiştik. Bu aynı zamanda bir psikoloji kanalı olma yönünde de ilerliyor. Bir analiz üzerinden, bir örnek üzerinden Ekrem İmamoğlu bu noktada bize bir adeta örnek oldu diyeyim. Hadi diğer tabiri kullanmayayım. Örnek oldu diyeyim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim tekrar. Aşağıdan kanala abone olup bildirimleri... Abi rap gibi oldu artık, o kadar böyle her gün video yapınca insan böyle alışkanlık gibi. Bildirimleri açmayı unutmayın ama önemli. Bu önemli. Kanalımızın büyümesi açısından bu önemli. Bir de daha profesyonel, daha kaliteli, kaliteli demeyeceğim, daha profesyonel. Çünkü kalite görsellerle olacak iş değil ama gençler bunları izliyor biliyorsunuz. Biz de burada gençlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bu gerçekleri görsünler. Çünkü tehlikeli boyutta her gördüklerine inanan, efendim iki sevgi gösterisine inanan gençler var. Bu gerçekleri burada aktarıyoruz. O ana akım dediğim medyada işte birçoğu etliye sütlüye dokunmamak için yandan yundan bunları yarım yamalak konuşuyor. Biz açık açık burada belgeleriyle aktarıyoruz. Gençler de bu platformlarda takılıyor. Yani bizim akranlarımız, gençler derken bazılarını aşağıya laf ediyor. Biz de canım yani. Hem de bir genç olarak onlara hitap ediyoruz. Bu konuda desteklerinizi açıkça talep ediyorum. Aşağıda katıl butonu var durumu anlar için. Oradan katıl butonundan destek olabilirler. Dediğim gibi WhatsApp grubu oluşturacağım. Onlara ayrı soru cevap videosu falan da yapacağım. Böyle pozitif durumlarda inşallah oluşturacağım. Bir dergi aboneliği gibi düşünebilirsiniz. Burada destekleriniz önemli. Ki şunu da söyleyeyim. Uzatmak istemedim ama bunu da aktarmam gerekiyor. Yani birçok bakıyorsun işte sol camiadan oradan buradan gazetecilere yığınla destek oluyor. Ama biz de yani cami olarak birçok noktada böyle bir destek olmama, aman bir şey. Ya kardeşim. Yani burada gençlerimize bu gerçekleri aktarmaya çalışıyoruz. Burada emek harcıyoruz. Yani bir noktada da birazcık daha böyle hassas olmak gerekli, önemli olduğunu düşünüyorum. Ben kendim çünkü aynı şekilde benim dışında da ben destek oluyorum yani. Yürüsünler, onlar da büyüsün. Burada bir çorak alan oluşmasın. Gençlerimize bu gerçekleri aktaran, milli manevi sayıklarla bu içerikleri yapanlara ben kendim de destek oldum. Sizden de bunu talep ediyorum yani. Karşılıklı bunu söylüyorum. Evet, birazcık da uzamış oldu. Kusura bakmayın ondan. Instagram'dan takip edip video fikirlerinizi aktarabilirsiniz. Bugün de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ymüş. Bir sürü mesajlar da geldi. Onlar için de çok teşekkür ederim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim tekrar. Çok teşekkür ederim. Evet ya, biraz şey oldu sonra. Olsun artık, maruz görün. Her gün video yapıyoruz yani. Kolay olmuyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.
Rabbim Ekrem Amun'a şifa ver.